Zehirlenmenin bedendeki etkisi çok değişkendir. Bazı zehir türleri etkisini kısa sürede, çok şiddetli ve ölümcül olarak gösterirken, bazı zehir türleri etkisini daha geç sürelerde göstermektedir. Bu nedenle zehirlenme vakasında uygulanabilecek ilk yardım hizmetlerinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi ve zehirlenen kişinin mümkün olan en kısa süre içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması hayatidir. Bu konuyla ilgili kullanılacak olan anahtar kavramlar şunlardır zehir zehirlenme solunum sindirim deri kan bu programı izledikten sonra zehir nedir zehirlenme türleri nelerdir zehirlenmede uygulanacak ilk yardım uygulamaları nelerdir sorularına yanıt verebileceksiniz Vücuda girdikten sonra bölgesel veya genel hasar oluşturarak ölüme kadar varabilecek ciddi sağlık sorunlarına neden olan fiziksel, organik veya kimyasal maddelere zehir, zehirleyici maddenin vücuda girmesiyle vücut fonksiyonlarının bozulması olayına da zehirlenme denmektedir. Zehir ve zehirlenme çeşitleri şunlardır. Solunum yoluyla zehirlenmeye yol açan zehirler, sindirim yoluyla zehirlenmeye yol açan zehirler, cilt yoluyla zehirlenmeye yol açan zehirler. Zehirlenme belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir. Yerel belirtiler. Zehrin bedene giriş yaptığı ya da temas ettiği bölgede meydana gelen değişikliklerdir. Hayvan sokmalarında veya yakıcı yanıcı kimyasal maddelerin temasında yara oluşumu da söz konusudur. Zehrin temas bölgesinde kızarıklık, zehrin temas bölgesinde şişlik, ödem, Zehrin temas bölgesinde gerginlik hissi, zehrin temas bölgesinde ağrı ve acı hissi, zehrin temas bölgesinde kaşıntı hissi yerel belirtilerdir. Genel belirtiler, zehir bedene girince etkilerini lokal olarak gösterdikten sonra kana karışarak tüm sistemleri etkilediği için ortaya çıkan belirtilerdir. Sindirim sistemi üzerindeki belirtileri şunlardır. Bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz şişkinlik, ishal. Sinir sistemi üzerindeki belirtileri ise şunlardır. Bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi, kaslarda ağrı, kasılma, hareketlerde uyumsuzluk, şok belirtileri. Solunum sistemi üzerindeki belirtileri de şu şekilde sıralanabilir. Nefes darlığı, solunum durması, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, Oksijensizlikten ciltte oluşan kızarıklık, morarma. Dolaşım sistemi üzerindeki belirtiler ise şunlardır: Nabız bozukluğu, soğuk terleme, kalp durması. Solunum yoluyla meydana gelen zehirlenme, tüp gaz, egzoz gazı, karbon monoksit gazı, duman ve diğer zehirli gazların ya da kimyasal maddelerin solunum yoluyla bedene alınmasıyla ortaya çıkan zehirlenmelerdir. Sonun yoluyla zehirlenmelerde ilk yapılması gereken uygulama ilk yardımcının kendisinin ve yaralının güvenliğini sağlayıcı koruyucu tedbirleri almaktır. Zehirli gazın kaynağı derhal kapatılmalı, ortam havalandırılmalıdır. Ortamın havalandırma şansı yoksa yaralı derhal bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Tıbbi yardım istenmeli Gerekli görüldüğü hallerde itfaiye, sivil savunma ekipleri, doğalgaz arıza ekiplerine de haber verilmelidir. Müzik zaman zaman kaza ya da kasıtlı olarak sindirim sistemi içerisine ağız yoluyla zehir etkisi yaratan bazı maddeler girebilir. Bu maddelerin bedene giriş noktası ağız olduğu için bu tip zehirlenmelere sindirim sistemi zehirlenmeleri adı verilir. En sık rastlanan zehirlenme çeşidi olan sindirim yoluyla görülen zehirlenmelerde genel belirtiler, karında hassasiyet ve ağrı, bulantı, kusma, ishaldir. Kimyasal bir maddenin içimi söz konusuysa, ağızda, boğazda, yemek borusunda yanma, acıma ve yutma güçlüğü görülmektedir. Sindirim yoluyla zehirlenmelere yol açan maddeler şunlardır. Bozulmuş ya da bayatlamış gıdalar, Yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak alınan ilaçlar, ev ürünleri, temizlik malzemeleri, tarım ilaçları, kimyasal maddeler, yüksek oranlı gıda katkı maddeleri, mantarlar, bitkiler ve alkol. Zehirlenme vakasıyla karşılaşan ilk yardımcı her daim ilk yardımın temel uygulamalarını takip etmelidir. Bu bağlamda ilk yardımcı kendi güvenliğini sağladıktan sonra olay yerinin hasta veya yaralının güvenliğini sağlamalıdır. Koruma işlemi gerçekleştirildikten sonra ilk yardımcı hasta ya da yaralının bilincini yetişkinlerde ve çocuklarda omuz başlarından, bebeklerde ise ayak tabanından kontrol etmelidir. Bilinci kapalı durumlarda yanımızda birileri varsa 112 acil servis derhal arattırılmalıdır. Deri kan yoluyla meydana gelen zehirlenme zehirli maddenin bedene deri yoluyla girmesi ya da doğrudan damara zehirli maddenin enjekte edildiği zehirlenme türüdür. Deri ya da kan yoluyla meydana gelen zehirlenmelerin nedenleri şunlardır. Zehirli gazların deri yoluyla bedene giriş yapmaları, tarımda kullanılan ilaçların böcek, haşere ilaçları gibi maddelerin deriye temas etmesi, enjeksiyon yoluyla aşırı dozda ya da yanlışlıkla ilaç alınması ya da verilmesi Enjeksiyon yoluyla bedene uyuşturucu, uyutucu gibi keyif verici madde alınması, evlerde ya da işyerlerinde kaza sonucu kimyasal maddelere temas edilmesi, çeşitli toksik etkileri bulunan bitkilerle temas edilmesi, hayvan ısırması, böcek sokması ya da teması halinde hayvandan bedene zehir transferi. Zehirli maddelerin deri yoluyla bedene girmesi sonucunda şu bulgulara rastlanır. Zehrin bedene girdiği bölgede izler, ağrı ve his kaybı, deride zehrin temas ettiği bölgede kızarıklık, kaşıntı ve döküntü, alerjik reaksiyonlar, yerel ya da genel, kasılma ve titreme, solunum düzensizliği ve solunumun durması, dolaşım sistemi bozuklukları, kanda pıhtılaşma bozukluğu, cilt yoluyla zehirlenmelerde de ilk yardım şu şekilde gerçekleştirilir. Yaşam bulguları değerlendirilir. Ellerin zehirli maddeyle teması önlenir. Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır. 15-20 dakika boyunca deri bol suyla yıkanır. Tıbbi yardım istenir. Zehirleyici maddenin vücuda girmesiyle vücut fonksiyonlarının bozulması olayına zehirlenme denmektedir. Zehir ve zehirlenme çeşitleri solunum yoluyla zehirlenmeye yol açan zehirler Sindirim yoluyla zehirlenmeye yol açan zehirler ve cilt yoluyla zehirlenmeye yol açan zehirler. Yerel belirtiler. Zehrin bedene giriş yaptığı ya da temas ettiği bölgede meydana gelen değişikliklerdir. Genel belirtiler, zehir bedene girince etkilerini lokal olarak gösterdikten sonra kana karışarak tüm sistemleri etkilediği için ortaya çıkan belirtilerdir. Bu programda zehir nedir? Zehirlenme türleri nelerdir? Zehirlenmede uygulanacak ilk yardım uygulamaları nelerdir? sorularına yanıt arandı. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilere Temel İlk Yardım bilgisi ders kitabının 6. ünitesinden ulaşabilirsiniz.